Eğer Risale-i Nur'dan her bir meselesini biz aklen kavrayamazsanız bırakmayın. Risale-i Nur hem kalbi ve hem aklı hem nefsi hem vicdanı ruh ve latifeleri temsil eder. Onun için Risale-i Nur'u okuduğumuz veya dinlediğimiz zaman her bir yerini anlamasak anlamadığı, aklen anlamadığımız yerde kalbimiz, ruhumuz anlıyor. Çünkü Risale'de böyle bir hususiyet vardır. Orada malen dersini alıyor. Hem de arada mesela bir küçük sözleri, şu sözleri diyelim ki veya Fakrar Risale'sini birinci okuyuşla insan üçüncü okuyuş arasında bir mukayese yapsa ki çok fark verecektir anlayışına. Risale'yi anlamak için hoca olmak lazım değil, tahsil sahibi olmak lazım değil diye safiye, samimiyet lazım. O da ne? Ben dinimi, imanımı öğreneceğim, cehaletten kurtulacağım. Kur'an'ın en başta farz kıldığı iman ilmine sahip olacağım. Deyip, böyle sırf din namını okumak. Bu haliyetle bir kimse okumaya devam etsin. Belki çok tasvirli hocalardan ziyade anlayışa, idrake sahip olabilir. Ha, belki dinlerse ki ben çok okuyorum, elhamdülillah istifade ediyorum. Fakat ifade edemiyorum. Maksatını ifade edeceğim. Çok ifade eden kimseler vardır ki ifade ettiği şeyle amel edemiyor. Ama bak milyonlarca mevzatçı var. İfade edemiyor ama amele, Allah'ın emirlerine itaata, Allah'ın nehirlerinden kaçmada öyle bir dikkatlidirler ki boyunu kesseler Nur Tövbesi'nin namazına gitmemezler. Sen şu hülaf-ı şeriat veya İslamiyet'in men ettiği şu şeyi yap, ayda 100 lira kazanacak yere 10 bin lira kazanırsa yapma. Ben Allah'ın şeriatı dahilinde